Oturun. Emin miyiz? Hepsi mi? Hepsi. Şehit komutanım. Sümen'in şehit düştüğü bilgisi doğrulandı. Maalesef. Hepsi şehit komutanım. Komutanım. Komutanım iyi misiniz? Ben ilaçlarınızı getireyim. Astsubay Başak Gümüş. Evet, dinliyorum. Komutanım, bölgedeki Amerikan özel güvenlik birimleri şehit askerlerimize ulaşmışlar. Cenazelerini teslim edebileceklerini söylüyorlar. Yakında hangi timimiz var mı? Kartal Sinir komutanım. İrtibata geçin, harekete geçelim. Bir de bu Amerikalılarla konuşun bakalım cenazelerimizi. Bize nerede teslim edeceklermiş? Emredersiniz komutanım. Aslanım neredesiniz ya? Komutanım temiz. İlyas. Emredin komutanım. Karargâhla irtibat kur İlyas. Şehitlerimizin naaşına ulaştığımızı bildir. Helikopterler için de koordinatları geç. Emredersiniz komutanım. Tombadım. Hüseyin Egemen. Askerleriniz için üzgünüm. Aslanım benim. İlyas. Sedyeleri hazırlayın koçum. Başlayalım aslanlarımızı. Emredersiniz komutanım. Hüseyin!
Bizim işimiz bitti. Size bol şans. Biz gidiyoruz. Haydi gidiyorum. İlyas, Ulu telefonunu versene. Buyurun komutanım. Biz üstümüze düşeni yaptık. Sıra onlarda. Komutanım tuzak! İmzalı! Ateş edin ama kimse ölmez. Onlar bana sağlam lazım. Kartal Tim saldırıya uğradı. Çatışma sesleri geliyor. Ne diyorsun kızım sen? Tim Amerikalılar buluşma noktasında değil mi kızım? Evet komutanım. Komutanım. Komutanım beni duyuyor musunuz? Komutanım. Çevrim içi yap bunu. İpermekal! İpermekal! Ali! Osman! Ali Başçavuş! Sakın kafanızı çıkarmayın! Hüseyin'im cevap ver. Hüseyin'im! Hüseyin'im beni duyuyor musunuz? Kartal! Kartal cevap ver! Kartal! Komutanım saldırıyor adı. Çok fazla sayıda terörist var. Etrafımız sarıldı. Amerikalılar bizi tuzağa çektiler komutanım. Komutanım tuzağa düştü. Allah belanı versin. Neyse, çok kalabalıklar. Komutanım! Nemzide kal! Geri çekilin! Geçitten çıkmamız lazım. İrtibat kur kızım. Komutanım. Kartal Tim ile irtibat kesildi. Tekrar dene. Thank you.
Hadi hadi! Çabuk götürün askerleri! Ellerini kollarını da sıkı bağlayın, kaçmasınlar. Hitchcock ne der biliyor musun Agir? Eğer zekan kıvraksa, gözlerin keskinse ve parantez içinde söylüyorum ki bu benim için en önemlisi, vicdanın yoksa kazanmak çok kolaydır. Doğru ha. Çok kolay oldu. Benim yöntemlerime güven, Agir. Vicdan yoksa sorun yok. Bu olanların bir açıklaması olduğunu umuyoruz Genel Kurtarmış. Önce 5 kişilik pençe timi şehit oldu. Ardından Amerikalı özel güvenlik güçlerinden şehit cenazelerini almak için giden Kartal timiyle irtibatımız kesiliyor. En son çatışmaya girdiklerini biliyoruz. Akıbetleri meçhul. Timle hala irtibat kurulamadı. İcra ettiğiniz harekatın yapılış biçimi ve sonuçları göz önüne alındığında general, bu şekilde ifade etmek istemem ama iki timi de neredeyse bile bile o adamların önüne atmışsınız general. Pençe timini bu göreve gönderirken bütün riskleri göze almak zorundaydım. Yani buna mecburdum. Komutanım, siz de çok iyi bilirsiniz ki Özel Kuvvetler Komutanı olarak benim görevim Türkiye'nin ateşe uzanan eli olmaktır. Ve benim görevim Türkiye Cumhuriyeti devletini yakacak her türlü ateşi göğsümde söndürmektir. Ve bu çocuklar Türkiye'nin ateşe uzanan elleriydi. Ve onlar şehit olana kadar gözlerini kırpmadan savaştılar. Zaten bir bordo berilden bundan başka türlü davranması beklenilemez. Kartal timine gelince söyleyeceğim tek şey, bize büyük bir oyun oynandı. Bizim müttefikimiz olduğunu iddia edenler ya da onların içindeki bir unsur, şehitlerimizin naaşlarını bize vereceklerini söyleyerek bize tuzak kurdular. Savunma olarak söyleyeceklerimin hepsi bu. Çünkü komutanım, benim çocuklarım o ateş çemberinin içindeyken ben herhangi bir makama karşı savunma yapmayı kendime zul addederim. Allah korusun, o çocukların başına gelen ya da gelecek olan tüm olumsuzlukların komutanları olarak suçlusu benim. Ve ben bundan dolayı bana verilecek en ağır cezaya hazırım. Yeter ki benim o kurtlarım yuvalarına sağ salim dönsün. Arz ederim. Komutanlık bir karar verecektir Kutalmış. Ve bu kararı en kısa zamanda verecektir. Şimdi çıkabilirsin. Sağ ol. Dikkat! Karargâhtan haber var mı? Yok komutanım. Gel. Sağ ol evladım. Afiyet olsun komutan. Evet. Tamam, hemen geliyorum.
Afiyet olsun komutanım. Oo bayındır. Ne oldu Doğan? Tadın yok. Ne bileyim abi be. Kopuz babanın odasına ne zaman girsem bir fena alıyorum. Öyle. İçim acıyor lan. Kopuz baba yok. Kılıççı mı yok? Buraların artık hiç tat tuzu kalmadı ya. Haklısın Doğan, ne diyeyim ki? Sana bir sütlü kahve yapayım mı Doğan? Şöyle yandan çarklı olsun ha? Yok be Ersin'im, içmeyeceğim ya. Soğuk bir soda vereyim. Yok kardeşim, sağ ol ya. Bitki çayı, bak tost makinem yeni, istersen çok güzel tost yapayım. Ya da ben sana şöyle güzel peynir domates ekmek arası yapayım. Bunu ayırt edemezsin. Ersin, canım istemiyor, yemeyeceğim kardeşim. Batur üstlemenin timi de görevde komutanım. Dönmüşler herhalde. İlyas! İlyas'ın timi döndü mü? İlyaslar bugün dönmesi gerekiyordu. Görevleri uzadı herhalde. Merhaba arkadaşlar. Komutanım. Komutanım. Görevden ne zaman döndünüz komutanım? Yoktunuz bayağıdır. Dün sabah döndük Selçuk. İlyas'ı göremedim. Kartal timinden kimse de yok ortada. Onlar dönmedi. Hala görevdeler. Anladım. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin komutanım? Nasıl gitsin? İyi olmaya çalışıyoruz işte. Bu durumdan sen iyi olursak tabii. Vallahi doğru söylüyorsun Çiğdem. Yani sanki hep birlikte böyle son sürat bu uçurumdan aşağı yuvarlanıyoruz. Tutunmaya çalıştığımız bütün dallar da tek tek kırılıyor gibi. Komutanım. Ne oldu kızım? Görmeniz gereken bir durum var komutanım. Neyle ilgili? Kartal temiyle ilgili komutanım. Bugün iş bitmeyecek mi ya? Rahat. Albayım. Kartal timinin elinde olduğunu iddia ediyor. Kim? Sanırım onlarla çatışmaya giren grubun lideri. Bizimle konuşmayı reddetti. İsmen sizi istedi komutanım. Beni mi istedi? Şu an hatta bekliyor komutanım. Peki hala. Konuşalım. Bağlayayım bakayım. Nihayet. Beni unuttuğunuzu düşünmeye başlamıştım. Dinliyorum. Oo! General Ahmet Kutalmış. Sonunda teşrif ettiniz. Askerlerimin elinde olduğunu söylemişsin. Çok acelecisin general. Daha adımı sormadın. Askerlerim nerede? Ha, tamam. Ama tanıyacaksın.
General. Ölüm kapını çaldığında adını bilmesen de onu tanırsın. Lafı uzatma. Benim askerlerimin senin elinde olduğunu nereden bileceğim? Ha, kanıt istiyorsun. Gösterelim. Gel benimle. İzliyor musun, general? Göster şunları. Bu komutanları galiba. Yaralı. Yarası ağır değil ama... fakat yine de kan kaybından ya da enfeksiyondan gidebilir. Üzücü ha? Allah kahretsin. Kaldır lan kafanı, kaldır! Çek lan elini şerefsiz, çek! Bu arkadaş biraz heyecanlı galiba. Böyle giderse çok yaşamaz. Onu henüz çözemedim. Zamanla anlarız nasılsa. Anlatacağım, ben sana anlatacağım. Ben sana anlatacağım. Anlatacağım. Tamam, bu kadar. Gösteri yeter. Artık eminsindir herhalde, general. Adamların elimde. Şimdi asıl konuya gelelim. Ama bunu seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne demek şimdi bu? Çok basit. Askerlerin karşılığında ne istediğimi sadece sana söyleyeceğim. Saçmalamayı kes. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Oho. Tam oyun başlamışken mızıkçılık yapıyorsun. O zaman hiç oynamayalım. Ha? Adamlarını gözünün önünde birer birer öldüreyim, olsun bitsin bu iş. Dur! Efendim? Dur dedim. Tamam. İstediğin gibi olsun. Herkes dışarı çıksın. Komutanım, sakın bu şerefsizleri dinlemeyin komutanım, sakın! Ses, sesini! Ulan şerefsiz! Bir emir verdim albayım. Emredersiniz komutanım. Sinyalden yer tespiti yapabildiniz mi astsubayım? Hayır komutanım, uğraşıyorduk hala. Tamam, vakit kaybetmeyelim. Bilgisayarların ana kumanda odasından tespit etmeye çalışalım. Emredersiniz komutanım. Astsubayım bizimle gel. Sedat, ne oluyor burada? Bilmiyorum komutanım, ben de anlamadım. Tamus Paşa içeride yalnız mı? Evet komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.